Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yelek anlatmaya çalışacağım. Bir tane ön parçasını tamamen ördüm. Bir tanesini yani karşılığını koltuk altına kadar ördüm. Bundan sonrası zaten sadece kesme, yaka ve koltuk altı kesimi yapacağım. Bu da arka. Gene koltuk altına kadar ördüm. Çünkü buraya kadar dümdüz örüyoruz. Şimdi bunları kaldırıyorum. Önce modele bakalım. Örnek nasıl örülüyor? Ona bir bakalım. İp angora. Ören bayan angora. Şöyle bilgilerini kısaca göstereyim. 4 numara tığ kullandım örerken. Ama şimdi 3 numara şöyle beyaz bir iple daha görünür olması açısından pamuk bir ip. Çünkü angora tüylü olduğu için şöyle görüntüyü engelleyebilir, zorlaştırabilir. O yüzden şöyle pamuklu iple hemen başlayalım. Önce göğüs çevrenizi ölçün mezurayla sıkmadan. Çıkan ölçüyü ikiye bölün. Ön ve arka için. Sonra ön parçayı da ikiye bölün. Burada 65-70 kadar zincir çektim. Sayılara çok takılmayın. Bakın burada fazlası var. 3 tane ilmek. Şunu şuradan kesip ipi çektiğiniz zaman hiçbir şey kalmaz. Çok birebir uyacak zincir diye uğraşmayın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen çalışmışım. Ön parçanın biri. Aynı şekilde bir diğeri daha olacak ve önü açık bir yelek örüyoruz. Şimdi göstereceğim modelde daha ufak. Şöyle yarım bir desen göstereceğim. Çünkü çok uzun sürer örmesi. 37-38 tane kadar zincir çekeceğim. 38 zincirden sonra doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisine ikili trabzan. Sonra aynı ilmeğin içerisine 2 tane daha. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncü zincire. Araya bir zincir doluyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye. Bir, iki, üç atlıyorum. Dördüncüye. Aynı ilmeğin içerisine 3 trabzan, bir zincir, üç trabzan. Şuradaki bu desenin yarısı. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Şurayı tekrar ediyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye gene aynı ilmeğin içerisine 3 trabzan, bir zincir, gene aynı ilmeğin içerisine 3 trabzan.
Yine burayı tekrar ederek örüyorum. Şuradaki gibi gene yarım desen örüyorum. Üç trabzan aynı ilmeğin içerisine bir tane zincir, yanındaki zincire şuradaki gibi görüntü örüyoruz. Şimdi sırayı çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şurada bir zincir çektiğimiz boşluğa 3 tane trabzan. Sonra şöyle batıyoruz, bakın. Şöyle tığ alıyorum. Ben bu kabartmalı görünen trabzanlara rölyef trabzan diyorum. Hani resimle uğraşanlar bilirler. Kabartma desendir. O yüzden ben buna rölyef trabzan diyorum. Başkaları ne diyor bilmiyorum. Rölyef dediğim zaman bu demek oluyor. Sonra araya gene bir zincir doluyorum. Gene diğer trabzanı da bu şekilde alıyorum. Örüyorum. Kabarıklık bu tarafta. Yani örgünün düz tarafı burası. Doluyorum. Boşluğa gene 3 trabzan. Bir zincir, üç trabzan. Gene doluyorum. Şöyle bir zincir, gene tığ bu şekilde alıp tekrar çıkıyorum. Gene 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, şuradaki boşluğa burada ördüğümüz gibi 3 tane trabzan, yani yarım desenler. Bir zincir, bir, iki, üçüncü zincire bir trabzan. Gayet muntazam bir görüntü. Ben bu modeli bayağı sevdim. Güzel duruyor. Bu ipi simli olanları var. Simli kullanırsanız gelin yeleği de olur. Yani bu haliyle de olur. Simli de olur. Daha beyaz renkli de olur. Güzel bir model. Şimdi üçüncü sıraya başlıyoruz. Gene 1, 2, 3, 4 zincir. Şuradaki bir zincirlik aralığa bir tane trabzan. Sonra şurada gördüğümüz
rölyef trabzan yapmıştık. Oraya bu sefer böyle batıyoruz. Çünkü ön sıra burası. Şimdi böyle alıyoruz. Örgünün ön tarafı. Sonra boşluğun içerisine iki trabzan. Araya bir zincir. Yani şuradaki desen burada şimdi bitiyor. Bu deseni buraya tekrar kuruyoruz. Bir desen, trabzanlı desen biterken bir yanına kuruyoruz hemen. İki trabzan gene. Sonra gene rölyef trabzan örüyoruz. Bu şekilde kabartmalar yanlarda. Şimdi boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Doluyorum. Örgünün düz yüzünden bu şekilde diğer sıraya çevirdiğimiz zaman da bu şekilde alıyoruz. Gene iki trabzan. Bir zincir. İki trabzan. Bir tane ip dolanmış. Neyse artık. İki trabzan. Gene bir trabzan, bir zincir. İki trabzan. Bir zincir. Bir rölyef trabzan. Şimdi sıra sonunda buradaki görüntüyü örüyoruz gene. Bir tane trabzan, bir tane zincir, bir, iki, üçüncü zincire bir trabzan. Şimdi buraya bir iğne takıyorum. Bu bizim üçüncü sıramızdı. Bu sırada bu sırayı hep tekrarlayacağız. Yani şimdi üzerine öreceğimiz sıralar sanırım 6 sıra kadar devam edecek. O sıraya geldikten sonra oraya da bir iğne koyacağım ve tekrar oraya geldikten sonra o işaret iğnesine geldikten sonra gene bu sıradan itibaren tekrar edecek örgü. Şimdi 1, 2, 3, 4. sırayı örüyoruz. 4 zincir. Gene şuradaki bir zincirlik boşluğa dört zincir. Dördüncü sıraya başlıyorum. Doluyorum. Şurada takip eden kabartma trabzana batıyorum. Sonra ortaya üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Şimdi bir zincir doluyorum. Diğer desendeki kabartma trabzana.
ortaya. 3 trabzan. Bir zincir. Bir zincir. Buraya. Gene ortaya. Üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Şuradaki desenler oluşuyor. Rölyef trabzanlarla. Bir tane zincir. Bir, iki, üçüncü. Arada bir tane zincir kalacak. Dört zincirle dönüyoruz. Bir tanesi aradaki mesafeyi oluşturuyor. Başladığımız gibi aynı görüntüyü yakalıyoruz. Şimdi 5. sıraya başlıyoruz. 4 zincirle 5. sırayı dönüyorum. Bize baktığı için düz yüzü örgünü, o yüzden bu şekilde alıyorum. Ortaya 3 trabzan. Bir zincir. 3 trabzan. Gene şöyle. Gene araya buradaki gibi bir zincir. Üç trabzan, bir zincir. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda bir zincir, bir, iki, üçüncü zincire bir trabzan. Şimdi 6. sıra. Gene 1, 2, 3, 4 zincirle dönüyorum. Şuradaki bir zincirlik araya 3 trabzan. Üçüncüsünü hiç atlamayalım. Sonra sökmek zorunda kalırız. Şu kabartmalı desen takip ediyoruz gene. Şimdi ortaya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Doluyorum. Gene kabartma battığımız yerlere gene aynı şekilde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan.
Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İki trabzan boşluğa, bir zincir, iki trabzan. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi şuradaki kabartma desen, yani trabzan, iki trabzan, bir zincir, bir, iki, üçüncü zincire bir trabzan. Dört zincirle yedinci sıraya döndüm. Gene bir zincirlik boşluğa üç trabzan. Gene kabartma trabzan. Bir zincir, ortaya üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Zaten nereye batacağımız çok belli. Bir zincir, ortaya gene üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Bir zincir, sıra sonuna geldim. Tekrar şu boşluğa iki, üç trabzan. Buradaki gibi yarım desen yani. Bir zincir, bir, iki, üçüncü zincire bir trabzan. Dört zincir, sekizinci sıraya dönüyorum. Şuradaki bir zincirlik boşluğa üç trabzan. Deseni takip ediyoruz. Kabartma trabzan, bir zincir,
Tekrar kabartma trabzan. Zaten gösteriyor kendisini desen. Ortaya üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Gene desen takip ediyoruz. Bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda gene yarım desen örerek sırayı bitiriyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 1, 2, 3. zincire 1 trabzan. Şimdi 8 sıra ördükten sonra burada 3. sırada işaret almıştım. Buradaki şu 2 sıra zaten desen takip ettiği için burayı yok olarak farz ediyoruz. 3. sıradan itibaren tekrar edecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sürekli tekrar ede ede örgü büyüyor. 3. sırada ne vardı? Gene 4 zincirli çıkmıştık. Hemen boşluğa bir trabzan yapmıştık. Desen takip etmiştik. Sonra bu sıra bizim bu sırayla bu sıra tekrarını yapıyoruz. Bu sıranın üzerine burayı örüyoruz gene. Bu şekilde takip edemezseniz videoyu üçüncü sıradan itibaren tekrar alın. Yani videonun birinci, ikinci sırasını değil, üçüncü sırasından itibaren 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sıraları takip ederek örgüyü istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu sol parça, bu sağ parça. Burada koltuk altını iki sırada kestim. Yani sıranın başında sık iğnelerle buraya kadar geldim. Şu yarım deseni kestim. Ördüm. Sonra döndüm. Dönüş sırasında da şuradaki deseni kestim. Ve şuradan itibaren devam ettim. Yani şu kenarda gördüğümüz yarım deseni bu desenin üzerine kurarak iki sıra kesimden sonra dümdüz devam ettim. Başka kesim yapmadım. 4 sıra gidip geldikten sonra buradaki ilk kestiğim koltuk altı sırasından 4 sıra sonra yakayı kesmeye başladım. Şimdi sıra başında kestiğimiz koltuk altı oyuntusu burada sıra sonunda olacak. Sıraların eşit olması açısından. Şimdi burada kesim yapacağız koltuk altı. Aynı şekilde önce burayı kesiyorum. Buraya kadar sonuna kadar örmüyorum sırayı. İkinci keseceğim desen de burası. Buraya bir trabzanla sırayı bağlıyorum. Buradan ileriyi örmüyorum. Kesmiş oluyorum yani. Çeviriyorum. Buraya buradaki yarım deseni kuruyorum şimdi. Şuraya. Dört zincir. Bu yarım desen. Bir zincir, iki trabzan daha örseydim burası şuradaki desen gibi tekrarı olacaktı. Ama ben şuradaki yarım deseni buraya kuruyorum. O yüzden de yarım örüyorum deseni. Sonrasında kabartma trabzanı da ördükten sonra desen takibiyle sırayı örmeye devam ediyorum.
Bu şekilde. Gelirken şurayı örmedim. Dönüşte de buradan itibaren ikinci kesintiyi yapmış oldum. Diğer parçada olduğu gibi iki sırada koltuk altı oyuntusu yeterli oldu. Şimdi 4 sıra sonra, yani bunu kestikten 4 sıra sonra da dediğim gibi yakanın kesintisi başlayacak. Ben şimdi yaka oyuntusuna kadar 2-3 sıra daha örüyorum. Şimdi burası yakada 4. sıra. Yani şuradaki kesmeye başladığımız sıradan sonra 4. sıra, 5. sırayı ördüm. 4. sırada sonuna kadar örmüyorum. Burada kesinti yapıyorum. Yani 5. sırada 4. sırayı tam örmüyorum. Burada bir kesinti olmuş oluyor. Şimdi burada ikinci bir kesintiyi yapacağız. Yakada düz bir çizgi gibi görüntü olması için bu deseni biraz zordur kesmek. O yüzden ben bu şekilde kesince daha güzel oldu. Bir trabzanla şuraya bağlıyorum sırayı. Burayı örmeden geçmiş oldum. Yani burası eksildi. Dönüyorum. Buraya da yarım desen öreceğim. Yani şuradaki yarım deseni şimdi burada öreceğim. Her seferinde yarım desen, yarım desen eksilterek tamamlayacağız bu kesme işini. Buraya deseni tam örmüyorum. İki trabzan ördüm. Hemen gene desen takip ederek sırayı örmeye başlıyorum. Buradaki deseni de yarısını kesmiş olduk. Yarısını örerek. Alt sırada burayı dönerken de bunun yarısını keserek her sırada yarım desen kese kese yakada bir açıklık oluşturacağız. Gene şuradaki son eksilttiğim yerdeyim. Burada bir taneyi bir trabzanla bağlayıp döndük. Şuraya eksiltmiştik. Sonra buraya yarım örünce bir eksiltme daha yapmış olduk. Şimdi bir trabzanla gene şurada düz bir görüntü olması açısından gene bir trabzanla şöyle sırayı bağlıyorum. Çeviriyorum. Burayı da artık örmeden bu tarafa geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Burayı atlıyoruz artık. Şöyle muntazam bir görünüş olması açısından bir trabzanla hep bağlıya bağlıya gidelim. Yoksa merdiven gibi bir görüntü oluşuyor. O da güzel olmuyor. Gene desen takip ederek örmeye devam ediyorum. Şimdi bu şekilde gayet muntazam bir şekilde geldim. Buradaki yarım deseni örüyorum. Her eksiltmemiz desenin yarısından oluyor. Şimdi sırayı çeviriyorum. Bu şekilde yarım örmüş olduk. Şimdi dönüşte burayı da kesiyorum. Şurayı yarım örüyorum. Burayı da yarım ördükten sonra, yani normalde gene 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan örecektim. Yarım ördüm. Burada bir yarım kestim. Burada da bir yarım kestim. Şimdi bu sırayı gene desen takip ederek devam ediyorum. Bakın gayet güzel. Hiç delikleri olmadan
ve merdiven merdiven bir görüntüsü olmadan çizgi halinde eksiltiyoruz. Bu şekilde her sırada, yani istediğiniz genişliğe ulaşana kadar şurada, benim de çok fazla kalmadı zaten ilmek. O ilmeğe gelene kadar, yani o sıraya, sayıya gelene kadar gene yarım desen yarım desen keserek devam ediyorum. Arkayı da ördüm. Ön kısmı örerken yaptığım eksiltmeyi kol evi için aynı şekilde yaptım. Yani iki sırada kestim. Şimdi bu biraz zor bir model. Yani örgüyle yeni tanışanlara biraz zor gelebilir. Hem bu deseni örmek, aynı anda hem eksiltmeler yapmak zor gelebilir. Çünkü desen, takip eden bir desen, buralarda kesintiyi hiç bozmadan, ajürlerini de bozmadan yapmak biraz zor gelebilir. O yüzden iki sırada kestim ve hiç delik bırakmadan aynı şekilde yaka kenarına da her kesimde hemen dönmedim. Eğer o sırayı diğer sıraya, bir alt sıraya bağlamadan dönseydim böyle muntazam olmazdı. Ve merdiven merdiven bir görüntü oluşurdu. Her kesişte bir sıraya, bir alttaki sıraya bir trabzanla bağlayarak döndüm. O yüzden de böyle muntazam bir kenar oluştu. Sonrasında ne yaptım? Kol ağızlarına 3 sıra sık iğne ördüm. Bu sık iğne sayısı da sanırım 110 tane yeterli oldu. Bu şekilde kenarları 3 sıra sık iğne ile tamamladım. Desenleri birbirine denk gelecek şekilde. Bu desen bu desene, bu desen bu desene denk gelecek şekilde omuzları da diktim. Sonrasında etek ucundan başlayarak bu şekilde devam ettim. Önler yakaya devam ettim. Tekrar başladığım noktaya geldim. Hiç örgüyü çevirmeden bütün sık iğneleri düzden ördüm. İki sıra sık iğne ördükten sonra düğmelerin yerlerini belirledim. İkinci sırada ve üçüncü sırayı örerken de ilikleri açtım. Şimdi şurada nasıl açtığımı da göstereyim. Aralara şöyle 18-19 ilmek bırakarak 6 tane ilmek ilik açtım. 6 tane de düğme kullanıyorum. 5 tane de yeterli aslında. Elimde 6 tane vardı. 6 ilik açtım. Şöyle mesafeyi bıraktıktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye sık iğne. Devam ediyorum sık iğnelere. Bunun üzerine bir sıra daha örersem yeterli olacak. Şimdi sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Şurada da bir bölüm bıraktım. Dikiş nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. Mümkün olduğunca ince dikeceğiz. Kalın, kaba bir dikiş olmaması için desenlerin birbirinin üzerine gelmesine dikkat ederek böyle dikmiyoruz. Hep bir yana ve tek bir kanat alarak dikiyoruz. Tekrar yana geçiyorum. Ben üstten böyle çırparak dikmeyi sevmiyorum. Dikişi bir hayli kalınlaştırıyor. Gerçi bazı dikişlerde öyle dikmek gerekiyor. Ama bu öyle değil. Mümkün olduğu kadar ince bir dikiş yapmamız gerekiyor. Hep ipliklerin tek kanatlarını alarak desenlerin yan yana getirerek, zaten desenler birbirini gösteriyor. Bunlar hep yan yana gelecek şekilde hep örgünün bir yanına geçerek herhangi bir kaba görüntü, kalın bir görüntü
olmaması gerekiyor. Gayet basit bir dikiş. Desenleri takip edeceğiz ve ince dikeceğiz. Bütün dikişi de bu şekilde diktim. Sonra zaten görüntüsü de kendi modelinin görüntüsünde olacağı için hiç belli olmuyor. Bu şekilde desenden pek de ayırt edilemeyecek bir görüntü oluşuyor. Kasmadan bol bol dikiyoruz. Şimdi kaldığım yerden bu sık iğne sırasını bitirdikten sonra ilk açtığım 3. sırayı bir sıra daha geçeceğim üzerine. Toplam 4 sıra kolda olduğu gibi 3 sıra örmüş olacağım. Yanlış söyledim. 4 sıra örüyoruz. 2 sıra ördüm. 3. sırada ilik açtım. Bir sıra daha geçeceğim. 4 sıra. Kollar 3 sıra. Şöyle bütün göstermeye çalışayım. Şuradan başladım örmeye. Bütün etek kısmını ördüm. Yukarı çıktım. Yaka kısmını dolaştım. Şöyle başladığım noktadan tekrar devam ettim. Hiç örgüyü çevirmedim. Olduğu gibi düzünden ördüm. 2 sıra, 3. sırada ilik açtım. 1 sıra daha öreceğim. Toplam 4 sıra. Düğmelerini de diktikten sonra yelek bitti. Bu ipten daha açık renk ve simli olanları var. Gelin yeleği olarak da örüyorlar. Bu da gelin yeleği olarak kullanılan modellerden. Biraz daha koyu bir renk kullandım. Sadece kendim için yaptım. Ben kullanacağım bu yeleği. 38 beden. Dediğim gibi simli iplerle de gelin yelekleri çok rahat örebilirsiniz. 36-38 beden çok rahat kullanılabilecek bir yelek oldu. Desen arttırarak ya da azaltarak istediğiniz bedeni yakalayabilirsiniz. Ya da daha kalın ipler, daha ince ipler kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.